Herkese merhaba. Sporun, sağlığın ve sanatın buluştuğu kanalıma hoş geldiniz. Bugün artık göğüs bölgesine minik bir giriş yapacağız. Göğüsteki en önemli iki kasımız var. Pectoralis major ve pectoralis minor. Aslında bir tanesi göğsü birbirine yaklaştıran, toplayan, bir tanesi göğsü yukarıya kaldıran kas desek hemen hemen herkes hatırladım der herhalde. O yüzden bu videoyu kadınların dışında erkeklerin de özellikle izlemesini öneririm. Özellikle fitness'la veya böyle vücut çalışan, vücut egzersizleri yapan herkes ağırlıkların sonrasında bir sette bu gösterdiğim egzersizleri yaparsa kasın sıkı kalması ve o kasları unutmaması daha kolay olacaktır. O yüzden hemen başlıyorum. Hareketimiz için hazırız. Birinci hareketimiz pectoralis major, yani göğsü birbirine yaklaştırma, bu yanlardan çıkan durumları toparlama gibi birçok faydası olan hareketimiz. Evet, şimdi ringi tuttuk. Magic Circle hazır. Dirseklerimizi hafif dışarıya doğru büktük. Omuzlarımız aşağıda, boynumuz rahat. Ve burada ellerinizi çok sıkmayın ki bileklerimizde özellikle sıkıntı yaşamayalım. Parmak uçlarımı açıp dirsek, omuz, boyun her şey hazırsa yavaşça ringi sıkıyoruz. Ve süper. Burada önemli olan şey çok fazla ringi sıkacağım diye böyle bir dengesizlik yaratmamak ve mümkün oldukça göğüs kasından hissederek yapmak. Koltuk altını hisset. Omuzlar aşağıda. Göğsü hisset. Her çalıştığında, her bir sonraki tekrarda göğsün birbirine yakınlaştığını hissedeceksin. Bunu bir 10-12 tekrar yaptıktan sonra ringimi bir kademe sıkıp çok açmadan burada bekliyorum. Şimdi buradan kısa preslerle göğsü yakacağız. Ve hissediyor muyuz? Sıkın. Devam. 10, 9, 8, 7. Hiç bırakma. Yanabilir. Yandıkça keyfine var çünkü kasını çalıştırıyorsun. Son 3, 2, 1. Sık. 4, 3, 2, 1. Ve rahat. Şu an şu kanın dağılmasını hissedin. Kaslarınız şişiyor. Göğüs, omuz, kol birçok bölge çalışıyor. Ama göğüste daha da iddialıyız. O yüzden aynı bölgenin ikinci hareketine devam ediyoruz. Şimdi pectoralis minor, yani göğüs kaldıran kas. Bunun yönü biraz yukarıda olduğu için o yüzden kollarımı hafifçe yukarıya alıyorum. Burada çok fazla yukarıya kaldırmayın. Omuz eklemini hiç sakatlamayalım. Bir tık aşağıda tutarak, yine dirseklerimi hafif dışarıya alarak, yine avuç içlerimi açarak bu sefer göğsün yukarıya hareketini izleyin. Yukarı, rahat. Yukarı, rahat. Yukarı, rahat. Yine söylüyorum, göğüs kasının çok fazla kasılı kalması gerekmiyor. O yüzden ufakça sıktım, gevşedim. Sıktım, gevşettim. Yine dikkat etmemiz gereken önemli noktalardan biri, sağ kol çok sıkarken sol sıkmamazlık yapmasın. Dengeli ve beraber çalışın. Bütün göğsü, kolu, omuzu, boynu hep kontrol altına tutarak daha da yukarıya kalktığını hisset. Artık yandığınızı tahmin ediyorum. Preslere başlayalım. Hadi benimle beraber. Bu challenge gerçekten iyi olacak, iyi hissettirecek. Yanmaya devam, pozisyonunu bozma. Göğüs, kaldır. 3, 2, 1. Sık. Şahane. Yine hareketten dönerken zınk diye inmiyoruz. Yavaş yavaş, dikkat ederek. Evet, birazcık yaklaştırma ve yukarı kaldırmadan sonra hazır omuzlarımız yanmışken bir set de omuzlara yapalım. Böylelikle daha da iyi olacak. Şimdi ringi kendinize yaklaştırabildiğiniz kadar yaklaştırdınız. Dirseklerim yukarıda ama omuz aşağıda. Boynu yine bozmuyorum. Şimdi burada artık Magic Circle'ı birbirine birleştireceğim. Yeni başlayanlar şu kadar yapabilir, hissedebilir ama full istiyorum. İleride illaki bu olacak. Çok zor değil. Sadece odaklan, konsantre ol. Ellerinin merkezde, tam ortada buluştuğundan emin ol. Yaparsın. Bekle ve rahat. Evet, bu göğüs videosunu gerçekten uyguladığınızda hemen yorumlarınızı okumak için sabırsızlanıyorum. Çünkü çok merak ediyorum. Yeni başlayanlar için 5-10 tekrar her hareket için. Orta seviye 10-15 tekrar. Ve ben advance'im diyorsan hareketler arasında boşluk bırakmadan hepsini 30'ar tekrardan yapıyorsun. Güçlü kol, güzel bir göğüs için görüşüyoruz. Hoşça kalın.